Aile Ekonomisi'nden merhabalar sevgili izleyiciler. Her hafta olduğu gibi saatlerimiz 13-12.30 itibariyle Aile Ekonomisi'nde Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim öncelikle birbirimize. Teşekkür ediyorum hocam. İyi yayınlar diliyorum. Evet, şimdi uzaktan çalışma modeline artık yavaş yavaş adapte olurken yeni şeyler de öğreniyoruz. Hani şimdi değil mi, evde daha çok vakit geçirildiği için, dışarıya daha az çıkıldığı için evde spor yapmam, buna ilişkin neler yapılabilir, hangi alet neler alınabilir? Şimdi ben dün şey okudum, London Imperial College özellikle koronavirüs nedeniyle gelecek dünyası önümüzdeki dönemde artık hiçbir şekilde lokanta, kafe, spor etkinlikleri, sanat etkinliklerinin eski canlılığında olamayacağını, ancak buna karşı bazı sektörlerde bir gelişme olacağını, ki bu evde yapılan spor için satılan aletler, online satışlarının daha yükseleceği ve bazı kimi sektörlerin daha ön plana çıkacağına vurgu yapılmıştı bu araştırma yazısında. Ben şunu sorayım hocam, siz bu dönem evde spor yapıyor musunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz spor anlamında? Online'dan hiç ürün siparişi verdiniz mi? Bunun maliyeti nedir evde spor yapmanın? Şimdi tabii bana sorulabilecek en zor soru buydu. Dedim ki Hande şimdi bana bunu sorar, ne diyeceğim diye. Şimdi yalan söylersem olmaz. Ya ben herhalde günde ortalama 5 dakikayı geçmiyor. Çünkü ben sıkılıyorum ve yapamıyorum da herhalde. Yani hani biraz da alışkanlık ve disiplin konusu. Ben bu sporu pek halledemedim. Fakat bana bir video gönderdiler. İşte otururken ellerinizi nasıl ovuşturacaksınız, yüzünüzü nasıl işte ovuşturacaksınız, bir de ayaklarınızı işte kanın daha iyi akışması için işte ayağınızı nasıl hareket ettireceksiniz diye yapıyorum. 5 dakika sonra tabii ben sıkılıyorum. Ben yürüyen insanım. Yani uzun yürüyüşlerle yapan, otobüs hemen hemen kullanmayan, birçok yere yürüyerek giden birisiyim. Dolayısıyla ben normal koşullarda yürüyordum. Ama dediğim gibi eve gelince tabii bir hareketsizlik başladı. Zaten izleyiciler de diyor hocam göbeğiniz çıkmış falan diyor. Ya olabilir yani evde oturunca ki iki öğün yememe rağmen bu şekilde oluyor. Yani hocam, çünkü kalori harcayamıyor. Tabii. Hocam hiç yürüyüş bandı baktınız mı? Çünkü siz yürüyüşü seven bir insansınız. Ev içerisinde de pencereyi açıp yürüyüş bandında bunu yapabilirsiniz ama yürüyüş band fiyatları nedir? Hiç bir bakabildiniz mi acaba? Şimdi Hande tabii şöyle baktım ki çıkamıyorum dışarıya. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Yani evde bir hareket yapmamız lazım. İşte yürüme bandı baktım. Yürüme bandı yaklaşık 2800 TL'den başlıyor. Bu yani bayağı ciddi rakamlar, 40.000 TL'ye kadar giden yürüme bantları var. Ama bizim işte hani çok basit yürüyebileceğimiz bir bant 2800 TL. İşte efendim 4.000 TL'ye giden. İşte bisiklet baktım acaba hani bisiklet daha mı uygundur diye. O da 1000 TL'den başlıyor. İnanır mısın 80.000 TL'ye, 82.000 TL'ye çıkıyor. Ama o 82.000 TL'lik artık uçuk. Yani siz bisiklet kullanırken yani camını işte nereye bakıyorsanız hiç önemli değil. Fransa'da bir Fransız markası yanılmıyorsam bisiklet. Fransa'da tur yapıyorsunuz falan yani. Öyle bir ekranı var. Biraz uçmuş. 82.000 TL nedir? Ama yani demek ki bunu verenler var ki, talebi var ki. Satılıyor şu anda internette. Yani internette araştırdığım kadarıyla bisiklet ve yürüme bandı dediğim gibi 1000 TL'den 2800 TL'den başlayan fiyatlarla yukarıya doğru gidiyor. Yani bir de tabii evin içinde yapılabilecek şeyler nelerdir? İşte kadın olursa pilates daha uygun. Dolayısıyla yürüme bandı tabii ki onlar da kullanacak ama pilates de yapabiliyor kadınlar. Yani daha uygun herhalde spor olarak da. Onların evet, da aşağı yukarı 80 ile 260 TL arasında setleri var. Tabii o kaliteye göre değişiyor. Fakat ben mesela evden çıkamayınca tabii kıza aldık biz. Bir mat aldım 60 TL. Yani yere serilen şey. Ama tabii onun daha ucuzları var ama
İnternette ona bir bakmak lazım, notlarına bakmak lazım. Çünkü işte yırtılabiliyor diyorlar. Dolayısıyla iyi bir şey, 60 TL. İşte direnç ve esneme lastikleri var. 35 TL'ye de onu aldık. 95 TL'ye biz işi bitirdik. Ağırlık almadık. Çünkü dedi ki kız ağırlık almayalım. Bizim işte kullandığımız işte sular oluyor. Sulardan artan nedir? İşte 5 litrelik bidonlar oluyor. O 5 litreliklerin içine su dolduralım. O suyu kaldırarak ben hallederim. Kendi vücuduma göre de ayarlamış olurum diyor. Ben de peki dedim, yani ben de tabii ki tasarruf yaptım. Onun hoşuna gidiyorsa öyle bir şey. Set almayalım, yani 200 lira verip set almayalım. Böyle bir şey yapalım dedi. Biz bu şekilde çözdük. Bakacağız yani daha neler geliştirebiliriz evde. Yani göreceğiz onları da. Hocam bu dönem özellikle ben Instagram sosyal medyadan çok görüyoruz böyle ücretsiz online dersler ev içerisindeki evet. Spor hareketleri. Buna erişim de artık önümüzdeki dönemde daha rahat oldu değil mi? Hani önceden teknoloji sayesinde sadece spor salonlarına gidip spor hocasıyla öğrenebileceğiniz her şeyi artık sosyal medya aracılığıyla, sosyal medya platformlarında, sitelerde görüp rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tabii. Yani şimdi spor salonları biliyorsun Amerika'da büyük bir sektör. Gelişmiş ülkelerde ama Amerika apayrı bir sektör. Gerçekten inanılmaz yüksek cirosu var. Tabii bu dönemde kapandı. Türkiye'de de kapandı. Bir de bu işte yıllık aidat tarzları veya aylık aidat tarzları aslında bizim yapımıza da çok uygun değil. Çünkü biz zamanımızı planlayabilen bir ülke vatandaşı değiliz. Zamanımızı planlayamıyoruz. İşte bir şey oluyor, hemen aklımız çeliniyor veyahut da çalışma koşullarımız nedeniyle bunu ayarlamamız mümkün olmuyor. İşte üstünüzdeki yönetici gel veya git dediği zaman mecburuz. Ya biz işte şu anda spor yapıyoruz veya spor salonuna gideceğim diyebilecek kişi sayısı az. Dolayısıyla çok bile kaytarıyoruz o konularda. Boşuna para ödüyoruz, büyük paralar ödüyoruz. Onun için belki gittiğimiz zaman hani gün başına ödemek emin olun daha uygun fiyata geliyor bizim yıllık ödemelerimizden. Ama eskisi gibi biraz önce söylediğin o araştırma doğru söylüyor. Eskisi gibi belki çok fazla da ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz bu salonlara. O zaman evde bunu çözeceğiz. Şimdi ben evde bakıyorum. Mesela işte kız bizim aşağı yukarı bir saat çok sıkı spor yapıyor. Ve bir saat aynı spor salonu gibi salonda işte internet sitelerinden ne bulmak istiyorsa her şey var. Yani para ödemenize falan da gerek yok. Gerçekten sosyal medya bu konuda inanılmaz geniş bir olanak sunuyor bize. Yeter ki biz disiplinli olalım, kendimizi bırakmayalım, devam edelim. Herhalde biz de böyle giderse artık yani tekrar işte herhalde bu hafta sonu da biliyorsun sokağa çıkma yasağı olacak. Yani böyle olursa herhalde spor salonlarına gitme konusunda da problemler yaşayacağımız için bence eve herhalde bu tür malzemeleri yavaş yavaş almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Ya da yapabilenler benim gibi çıkacak, yürüyecek. Yani başka çaremiz yok yani. Evet, diğer yanda hocam şimdi sadece spor değil, uzaktan çalışma modeliyle artık evlerimizin bazı bölümleri de küçük bir ofis haline geldi sayılır. Ne dersiniz? Siz hem üniversitede derslere yetişiyorsunuz, toplantılara katılıyorsunuz. Dün aramıştım, radyo yayınınız vardı tabii ki. Evet. Kuşkusuz. Hali hazırda olan bilgisayarınızın yanına belki faks, belki farklı aletler de alıyorsunuz. Siz evin bir kısmını küçük bir anda neler yapıyorsunuz? Bir de bu işi mi? Anneciğim ses biraz kesildi ama sanırım belki benim dediğim duyuluyor olabilir. Ben onun için şöyle anlatmaya çalışayım. Neler yapıldığına ilişkin. Şöyle bir kere benim evde zaten bir masa vardı. Yani biz zaten rutin olarak çalışıyoruz. Evde mutlaka bir masanız var. Yani onun için ekstra bir şey harcamanıza gerek yok. Yok ya benim evimde öyle bir düzeneğim yoktu derseniz emin olun açın işte interneti 135 TL'den başlayan fiyatlarla inanılmaz seçenek var karşınızda. Yani 135 TL'den başlıyor. Demonte geliyor eve. Demonte ediyorsunuz ve 135 TL. Yani bunun
biraz daha hani kapsamlı bir şey alayım, yanında kitaplık da olsun derseniz 234 TL'den başlayan fiyatlarla inanılmaz güzel bir alternatifiniz var. Dolayısıyla bu konuda oldukça geniş bir seçeneğimiz var. Ve ben çok daha efendim böyle lüks bir ortamda çalışmak istiyorum, kendime iyilik yapacağım. 2000 TL'ye de var tabii ki bu masadan. İşte bir de koltuk alırsanız altınıza, işte koltuk dediğinizde yani böyle düzgün bir şey, işte 250 TL'den başlayarak işte 4000 TL'ye kadar giden koltuk fiyatları var. 4000 almayacağımıza göre 500-600 TL'lik bir koltukla, işte 200-300 TL'lik bir masayla bu işi çok rahat halledebilirsiniz aslında. Yani hani çok da abartmaya gerek yok çünkü küçük bir şey almanız lazım. Evi home office haline getiriyorsunuz. Küçük bir şey olacak. Yani daha hani kullanışlı, ergonomik şeyler olması lazım. O nedenle orada da yani maksimum 1000 TL'ye çözebileceğiniz aslında bir çözüm var. Home office haline getirebilirsiniz. Hemen öyle mi yapıyorum? Ben çok fazla o kadar ayrıntılı şey yok benim evimde ama nedir işte efendim scanner olsun, şu olsun, bu olsun, diğer aletler de olsun derseniz tabii ki çok daha biraz daha keseyi aşmanız lazım. Yani bir ofis haline getireceğim dediğiniz zaman, bir odayı tamamen ofis haline getireceğim dediğinizde harcayacağınız para farklı. Bir de evin köşesine küçük bir masa, bir küçük kitaplık koyup harcayacağınız para gerçekten çok daha uygun fiyata. İnternete bakın. Bence bir yere gitmeden önce lütfen internette her şeyi araştırın. Çünkü internetten araştırmadan gittiğiniz zaman birdenbire aa tamam alayım diyorsunuz. Fakat gerçekten çok büyük paralar ödüyorsunuz. Evet hocam, yani anladığım kadarıyla siz de evi bir noktasını küçük bir ofise çevirdiniz. Toplam ne kadarlık evet. bir maliyet aldı? Yani benim maliyetim biraz önce söyledim. İşte kitaplığından tutun. İşte masayı koyarsanız şeye ortaya, yani küçücük bir masayı koyarsanız aşağı yukarı ben herhalde 600 TL'ye falan çözdüm konuyu. 600 TL'ye çözdüm. Yani evimdeki sandalyeyi kullanıyorum. İlla ki koltukta oturacağım diye öyle bir derdim olmadığı için evet. evimdeki herhangi bir sandalyeyi aldım geldim. Onunla oturuyorum. Yani illa ki evde efendim koltuklar olsun, şöyle olsun, yani ben bir havaya gireyim falan. Biz zaten gece gündüz fark etmiyor. Yani biz çalışmak zorundayız, okumak zorundayız. Dolayısıyla biz zaten düzeneğimizi ona göre yaptık. Ama evinde böyle bir düzeneği olmayan kişiler için de öyle çok abartmaya gerek yok. Yani orada da böyle hani iktisatlı davranarak çok kolay çözümlerle güzel bir ortam kendinize yaratabilirsiniz. Dediğim gibi 1000 TL gibi bir para yeterli, iyi bir ekipman sağlayabilmek için, bakın iyi diyorum. Yani evet. bayağı kaliteli bir şeyi 1000 TL'ye kadar halledebilirsiniz. Çünkü internette var, bakabilir eğer. Ben sabahleyin baktım hepsinin fiyatlarına, tekrar şöyle bir check ettim. Gerçekten çok uygun, güzel indirimler de var. Bugünlerde tabii alışveriş de çok az olduğu için bayağı ciddi indirimler var internette de. Değil mi hocam? Bu dönem özellikle online elektronik ortamdaki ticarette satışı hareketliliği artırma amacıyla çok farklı indirimler oluyor. Kargo ücretleri, kurye ücretleri almıyorlar. Evet. Şunu da sorayım hocam. Ramazan'a giriyoruz yavaş yavaş hayırlısıyla. Ne dersiniz bu dönemde gıda fiyatlarında nelere dikkat edelim? Çünkü Ramazan'da aile bütçemizin değil mi? Önemli gıda kısmında olmazsa olmazı alacaklarımız olacak. İftar sofralarımızda. Burada da dikkat etmemiz gereken bazı hususlar olsa gerek. Şimdi hani tabii çok zor. Gerçekten hani böyle asgari ücret veyahut da işte şu anda işsiz kalmış bir geniş kesim de var. Yani bugün işsizlik başvurularına veya kısa çalışma ödeneklerine falan baktığımızda, başvurulara baktığımızda ciddi bir rakam geliyor. Yani kayıt dışı ile beraber düşündüğün zaman çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yani pik yaptığı zaman, yani en yüksek işsizin olduğu sayı sanırım 5.6 milyon insan bir şekilde çalışma ödeneğinden faydalanacak veyahut da işte işsiz kalacak, işsizlik fonundan yararlanacak. Eğer tabii kayıtlıysa, kayıtlı değilse böyle bir olanağı da yok. Dolayısıyla çok ciddi bir
dönemde giriyoruz tabii ki Ramazan'a da. Yiyecek fiyatları maalesef şu anda, yani sadece iki maddenin vereyim ben şeye, hani söylemesi ayıptır diyerek söyleyeceğim ama bir karnabahar, bir brokoli aldığınız zaman bir paket, yani bir, bu perakende bir zincirden bahsediyorum. Yani özel bir yerden bahsetmiyorum. Aşağı yukarı ödediğiniz iki şeye ödediğiniz para, yani 35 TL'nin altında değil, öyle söyleyeyim. Yani şimdi 35 TL günlük, biliyorsunuz 40 TL vererek biz işsiz olan kesime para yardımı yapacağız. Yani evde otursun, işten çıkarmayalım ama 40 TL verelim diyoruz ama gerçekten çok zor. Bunun elektriği, doğalgazı, suyunu da düşündüğün zaman inanılmaz rakamlara gidiyor. Fakat bizim en önemli konumuz, biliyorsunuz, tarımda tedarik zincirlerinin kırılmaması. Özellikle bu olağanüstü dönemlerde bence en fazla destek verilmesi gereken noktalardan bir tanesi tarım kesimi ve özellikle de üreticiyle tüketici arasındaki o mesafenin kapatılması. Bunu ne kadar çok kapatırsak fiyatları o denli aşağıya doğru çekebiliriz. Ama tabii hep önermiştim burada. Yani bu çok önemli diye anlata anlata herhalde kaç kez anlatmışımdır bunu. Bir şehrin altıda birini mutlaka yiyecek için, yani sebze meyvenizi yetiştirmek için bir şehrin altıda biri mutlaka ayrılması lazım. Bugün gidin Avrupa'nın modern şehirlerine sebzesini, meyvesini nereden alıyor, çiçeğini dediğiniz zaman şehrin yanındaki, şehrin içindeki bu yeşil alanlardan gelir. Dolayısıyla biz tabii bunu Antalya'dan, Mersin'den taşımaya çalışıyoruz İstanbul'a. Hem yolda kayıplarımız var. Dolayısıyla biz şehirlerimizi mutlaka ve mutlaka 1/6'sını mutlaka sebze ve yiyecek yetiştirir hale getirmemiz lazım ki üreticiyle tüketici arasındaki mesafeyi, hem o lojistik maliyetlerini hızlı bir şekilde aşağıya doğru çekelim, hem de ulaşılabilir olsun. Yani üretici otomatik olarak tüketiciye bunu iletebilsin. Eğer bunu yapmazsak, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu alanları oluşturamazsak eğer, emin olun bunu çok uzaktan getirdiğimiz zaman, yani bu 35 TL'leri de ararız. Çünkü bu dönem bir de tabii ekimlerle ilgili de sıkıntılar olabilir. Maliyetler yüksek, biliyorsun. Maliyetler de yükseliyor. Bunları da dikkate aldığımızda tabii ki tarım kesimine ilk önceliği verip desteklememiz lazım ki yani biz de en azından şu yazı veyahut da Ramazan'ı daha uygun fiyatla sebzemizi, meyvemizi, işte her şeyimizi yiyebileceğimiz bir döneme geçelim. Yoksa gerçekten işimiz oldukça zor. Hani fiyatlar, yani gidiyorsunuz işte bir markete girdiğinizde işte bir torbayı dolduruyorsunuz. Bugün artık yani 100 TL, 150 TL falan, bunlar komik rakamlar haline geliyor. Çünkü işte etin kilosuna baktığınız zaman işte ortalama 70 TL diyelim, 80 TL diyelim ortalama. Ortalamadan bahsediyorum. Kıyma 50 TL olduğuna göre bu zincir marketlerden bahsediyorum. Yani kıyma işte 40-50 TL fiyatı. Yani zaten bir kilo aldığınız zaman 50 TL orada gidiyor. Onun için bizim ne yapıp bu tarım ve hayvancılıkta gerçekten sorunlarımızı çok iyi çözmemiz lazım. İşte süt diyoruz, yağ diyoruz, efendim yoğurt diyoruz, yumurta diyoruz, tavuk diyoruz. Bu zinciri çok iyi korumamız lazım. Her türlü desteği vermemiz lazım. Bütün dünyada zaten veriliyor. Yani tarım kesimi hani böyle çok karlı bir iş yapmıyor. Yani hatta para kazanamıyor. Onun için de birçok kişi bırakıyor zaten işi. Özellikle gençleri tutmak son derece zor bu alanlarda. Dolayısıyla buraya desteği artırmamız lazım. Bugünlerde hele hele çok daha önemli. Özellikle şehirler arası gidiş gelişler de şu anda problemli, biliyorsunuz. İşte mevsimlik işçiler gelecek, çalışacak, o bölgeden o bölgeye gidecek. Bunlar nasıl barınacak, nasıl korunacak bu virüsten? Bütün bunlar çok ciddi problem. Yani 2020 herhalde, yani çok bütün dünya açısından çok olumsuz bir yıl olarak geldi maalesef. Hocam ama sizin dediğiniz çok önemli bir konu, belki de çözüm. Bütün hani bu lojistiğin, frenin önüne geçecek, mevsimlik işçilerin bir şehirden farklı şehre göç etmesi. Eğer İstanbul'da tüketim noktasına bakıyor olacaksak, alanların altıda biri
muhakkak ekilip dikilip alanlara, yani tarım ürünlerinin üretim alanları olarak değerlendirilmelidir. Boş araziler inşaat sektörüne değil, değil mi? Böyle pandemi olsun veya başka normal zamanda da özellikle nakliye lojistik maliyetlerini azaltacak, kayıp fire oranlarını minimuma indirgeyecek, bu zincir değer halkasında topraktan sofraya önemli bir maliyeti düşürecek bir olay. Yani her şehir, sadece İstanbul özelinde değil, her şehir kendi metrekarelerin 1/6'sını ekim dikim alanlarına ayırması bu işin aslında çözümünde de çok basit bir model ki siz bunu söylediniz, Avrupa bunu yapıyor. Örnek bir model karşımızda var. Bizim sadece bunu uyguluyor olmamız gereklidir, değil mi? Bir de Hande'cim şuna da bakmak lazım. Yani bakın bir sürü üniversite öğrencisi var. Bunlar staj yapacak yer bile bulamıyorlar. Yani eğer biz şehrin yanına böyle bir alanlar oluşturursak şu anda mesela öğrencilerimizi buralara transfer edebiliriz. Avrupa'ya gidiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun, Work and Travel diye programlar var. Anlatabildim mi? Yani orada Fransa'da efendim üzüm topluyorsun, şuraya gidiyorsun, orman temizliyorsun falan. Bizim üniversite öğrencilerini de bu şekilde daha üretken hale getirebiliriz. Onları bu alanlara koyup aynı zamanda hem üretici hem de kendi harçlığını, kışın okuyabileceği harçlığı kazanabilecek alanları da yaratmış oluruz. Böylece evinden çok fazla uzaklaşmaz, gün içinde çok rahat yani evinden çıkıp ulaşabilir bu alana, oradan çalışır gelir. Yani bunlar o kadar önemli şeyler ki hem üniversiteleri de o okul süresi boyunca sürekli ne yapmış oluruz? Onlara üretimin nasıl yapıldığını yönlendirmiş oluruz, üretken hale getiririz. Yani emeğin değer olduğunu görürler, ürünün değer olduğunu görürler. Şimdi her şeyi mutfakta, dolabın içinde görüyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımıza da hem iş alanları, kendileri belki bunları geliştirecekler, farklı şeyler geliştirecekler tarım alanlarında. Belki tarımı tercih edecek bir bölümü. Dolayısıyla bu alanları bizim mutlaka ve mutlaka şehirlerde yaratmamız lazım. Yani gençlerimizin de özellikle daha üretken hale gelmesi, sorumluluk sahibi olması, staj yapabilmesi, yani her türlü belki sorunlarını, maddi sorunlarını çözebileceği alanları da kendiliğinden yaratmış oluruz. Yani bu çok zor şeyler değil bunlar yani. Ama biz şehirlerimizi koruyamıyoruz, işte yeşil alanlarımızı ve bu alanları koruyamıyoruz. Yani var belediyelerin bir takım çalışmaları şimdi var biliyorum ama bu yeterli değil. 1/6'sından bahsediyorum. Yani önemli bir alanın ayrılmasından bahsediyorum. Burada evet, hocam, işte evet, toplu hocam. Kalınabilecek yerler olabilir. Yani o kadar güzel projeler geliştirilebilir ki buralarda. Yeter ki isteyelim yani bunu. Evet ve bunu bir strateji olarak benimsiyor olmamız lazım. Böylelikle gelecek kuşaklarda toprağa dokunarak yaşayacaklardır. Hani diyoruz ya tarım ve çiftçilikten uzaklaşılıyor. Tarım ve hayvancılık sektöründen. Böylelikle eğer bu sektörü sizin de dediğiniz üzere hani buzdolabında paket ambalajda süt veya meyve olarak görerek değil toprağa dokunarak yerinde öğrenciler de yerinde staj yaparak sağlayabiliriz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hem keyifli hem de bilgilendirici bir sohbet için. Ve böylelikle bir aile ekonomisini daha bugünlük burada noktalarken kısa bir ara, aranın ardından iş dünyasıyla sizlerle birlikte olacağız.